Canlarım selam. 70 günde TET Matematik kampımızın geldik bugün. 65. günün ikinci videosuna. Olasılığın temel tanım testini bugün bitiriyoruz arkadaşlar. İlk videoda ne yaptık? Olasılıkla ilgili temel kavramları gördük. İşte örnek uzay ne, örneklem uzay ne, deney ne, çıktı ne, o bir olasılık bulunurken ne yapılıyor, İstenilen durum, tüm durum, ayrık olay, ayrık olmayan olay, bunların kümelerle ilişkisi, bağlantısı vesaire bunları konuştuk. Şimdi gerçek olasılığa giriş yapıyoruz arkadaşlar. Bu videoda çözeceğim her şey artık gerçek olasılığın, gerçek olasılık derken yani artık sınav tarzı, sınava yönelik bir olasılık anlatımı yapacağım burada size. Tabi ilki de sınava yönelikti. Yani ilki olmadan, part 1 olmadan, part 2'nin bir anlamı yok. Part 1'de öğrendik şimdi burada pekiştireceğiz. Burada Fishedo testinde olmaya aday bir sürü soru var arkadaşlar. Olasılıkta çözeceğim sınav tarzı soruları biraz fazla tuttum ki daha çok pratik yapmanızı sağladım. Burada yıldızlatacağım çok fazla soru olacak. Bu soruları lütfen videodan sonra bir kez daha kendiniz çözmeye çalışın. Oldu mu? Tamam mı? Şimdi 243 243 bulalım. 243 örnek 14'ü çözdük. Şimdi 243'teki 15. örnekten devam edeceğiz. 244, 245 246'nın sonuna kadar örnek 38'e kadar yapacağız ve bitireceğiz canlarım. Tamam mı? Hazır mıyız? Tamam mıyız? Oh hadi bakalım. Güzel biraz uzun soluklu güzel yorucu ama bir o kadar da keyifli seveceğim bir ders olacağını düşünüyorum. Ve derse geçiyorum. Evet canlarım benim. Benim bir tanecik öğrencilerim. 15. soruyla devam ediyorum. Bak şimdi gel. Yakınlaşalım. Burada bu, bu derste biraz daha az özellik. Daha çok örnek çözeceğiz arkadaşlar. 15'te devam ediyorum. Diyor ki. Birden 100'e kadar olan 100 tane sayı ayrı ayrı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor diyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartta yazan sayının 10 ile bölünmeme olasılığını soruyor bize. Şimdi bizim burada yapmamız gereken şey şu. Şimdi biz 1'den 100'e kadar olan sayılardan 10 bölünmeyenleri nasıl buluruz? Şöyle yaparız. 1'den 100'e kadar kaç tane sayı olduğunu hesaplarız. 1'den 100'e kadar son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'den 100 tane sayı var. Bunlardan arkadaşlar 10 bölünenleri çıkartırsak 10 bölünmeyenleri buluruz. 10 bölünen 10 var, 20 var, 30 var, 40 var, 50 var, 60 var, 70 var, 80 var, 90 var ve de 100 var. Yani 10 tane sayı var. E o zaman 100 tane sayı var. 10 tanesi 10 ile bölünüyor. Demek ki geri kalan 90 tanesi de 10 ile ne yapmıyor? Bölünmüyor. E şimdi... Olasılık nasıl bulunuyordu? İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum nedir? 10 ile bölünmemesi. Yani istenilen durum 90 tane sayı. Tüm durum bu aralıktaki bütün sayılar. E kaç tane sayı vardı? 100 tane sayı vardı. O zaman buraya da 100'ü yazdım. 90 bölü 100'den 9 bölü 10 olacak cevabımız. Yüzde sorsaydı direkt 90 bölü yüzden yüzde 90 derdik ama direkt olasılık sorduğu için cevabımız 9 bölü 10 olacak tamam mı? Anlaştık mı? İstenilen bölü durum bölü tüm durumu artık neredeyse her yerde kullanacağız. Diyor ki iki zarın birlikte atılması deneyinde üst yüze gelen sayıların toplamının 3 olması veya aynı sayılar gelmesi olasılığı. Bak şimdi 3 olması veya aynı sayılar gelmesi. Üst yüze gelen sayıların toplamının 3 olması. x artı y'nin 3 olması durumu. Ne olabilir? 1 ile 2 olabilir. 2 ile 1 olabilir. Başka olamaz. Şimdi aynı sayılar gelmesi yani x ile y'de 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 ve 5 bir de 6 ile 6. Bakın arkadaşlar bunlar iki tane olay ve veya bağlacıyla bunların olasılığını bulmak istemişiz. Veya bağlacı ne demekti? Birleşim. Yani aslında toplamlarının 3 olması olayına A deyip aynı sayılar gelmesi olayına B dersem bu soru aslında bize PA birleşim B'nin ne olduğunu soruyor. Biz PA birleşim B'yi bulurken iki ihtimali gözetmek zorundaydık. Diyorduk ki bunlar ayrık olaylar mı? Ayrık olmayan olaylar mı? Bunlar ayrık olaylarsa direkt olasılıklarını bul topla. Ayrık olmayan olaylarsa olasılıklarını bul ve kesişimlerini çıkar. Peki bu A olayıyla B olayı ayrık olaylar mı sizce? Size soruyorum ayrık olaylar mı? Niye değil? Çünkü ortak elemanları yok. 1, 2, 2, 1 var mı burada 1, 2, 2, 1 yok. Demek ki bunlar ayrık olaylar. Ayrık olaylarsa demek ki bunların olasılıklarını bulurken direkt PA artı PB ile buluyoruz. Şimdi A olayının olma olasılığı kaç? 2 tane istenilen durum. 2 tane zar attığımız için 36 tane tüm durum. 6 artı B olayının olma olasılığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane istenilen durum. 36 tane tüm durum. Bunları toplarsak cevabımız 8 bölü 36. Sadeleştirelim. 4'e böldüm 2, 4'e böldüm 9. Sorumuzun cevabı 2 bölü 9 çıkmış oldu. Tamam mı? İndim aşağıya. 1'den 150'ye kadar olan sayılar arasından rastgele seçilen bir sayının 3 veya 5'in katı olma olasılığı. Bak şimdi. 3'ün katı olmasına A olayı diyelim. 5'in katı olmasına da B olayı diyelim. A veya B. Yani P, A birleşim B sorulmuş burada bize. Ama bu sefer A ile B ayrı kolaylar değil. Niye? Çünkü 3'e bölünen sayılar ve 5'e bölünen sayılar da hem 3'e hem de 5'e bölünen sayılar da var. Yani kesişiminde elemanlar da var. O zaman burada yapacağımız hareket şu. A'nın olma olasılığını bulacağız. B'nin olma olasılığını bulacağız. Bunlardan ikisinin de aynı anda olma olasılığını yani A ve B'yi çıkartacağız. Şimdi A'nın olma olasılığı nedir? 3 ile bölünenler. 1 ile 150 arasında. 3, 6, 9, 12, nokta 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 150. Son terim 150. İlk terim 3. Artış miktarı 3 artı 1. 50, 150'yi 3'e böldüm 50. 3'ü 3'e böldüm 1. 50'den 1 çıkarttım. 49... Bir de 1 ekledim 50. Burada 50 tane sayı var. Yani arkadaşlar PA'nın istenilen durumu 50. 3'e bölünen sayılar. Tüm durumda 150. Yani 50 bölü 150. Artı B yani 5'in katı olma olasılığı. Yani 5 ile bölünenler. Ne var? 5 var. 10 var. 15 var. Nokta nokta nokta. 150 var. Son terim 150. İlk terim 5. Artış miktarı 5. Artı 1. E, 150'yi 5'e böldüğüm zaman ne yapıyor arkadaşlar? 30. Eksi 1 29 bir daha ekledim 30. Yani 30 tane 3'e bölünebilen şey 5'e bölünebilen yani 5'in katı sayı var. O zaman istenilen durumumuz 30 tüm durumumuz 150. Eksi şimdi P A kesişim B. Yani hem 3'e hem de 5'e bölünen yani hem 3'ün hem de 5'in katı olan sayılar. Nedir onlar? 3 ile 5'in ekoku olan 15 ile bölünebilen sayılar. Peki bu aralıkta 15 ile bölünebilen kaç sayı var? 15, 30, 45 sonra 60 var, 75 var, 90 var, 105 var. 120, 135 ve 150 sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani PA kesişim B'de istenilen durum 10. Tüm durumda 150. İşte bunu bulacağız arkadaşlar. 50 ile 30'u topladım 80. 10 çıkarttım 70. Cevabımız 70 bölü 150. Sıfırlar giderse <laughs> 7 bölü 15 olacak. Tamam mı? Ayrık olay ve ayrık olmayan olayın önemini burada gördünüz değil mi arkadaşlar? İyi gördüyseniz güzel. 18. soruya geldim. Bu arada 17. soru. Ayrık olay, ayrık olmayan olay. PA birleşim B formülünün neden bu kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yıldızımı attım. 18. Bir küme vermiş bize. Bu kümenin elemanları birer kez kullanılarak yazılabilen bütün üç basamaklı doğal sayılar ayrı ayrı kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Permütasyon sorusu ilk kısmı. Tüm durumu bulurken permütasyon yapacağız. Sayı oluşturacağız yani. Bu torbadan rastgele bir kart çekildiğinde Kartın üzerinde yazan sayının 5 ile bölünebilme olasılığı yüzde kaçtır? Şimdi öncelikle tüm durumu bulalım. Yani buradan oluşturulabilecek 3 basamaklı bütün doğal sayılar. 1 2 3. Şimdi istisna olan yüzler basamağından başlıyorum. 0 gelemeyeceği için 1 2 3 4 5 5 tane yazdım buraya. Rakamları farklı diyor mu arkadaşlar? Birer kez kullanılarak bak elemanları birer kez kullanılarak demek rakamları farklı demek. 5 tane buraya yazdım. Diyelim ki 1 yazmış olayım. 0'ın üstünü geri açtım. Buraya da 5 tane geldi. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha kullandım. Buraya da 4 tane geldi. Yani 25 çarpı 4'ten 3 basamaklı rakamları farklı 100 tane sayı yazabiliriz. Bunları torbaya bunların hepsini bir, bunların hepsine birer kez karta yazdık ve torbaya attık. Şimdi bunların içinden 5 ile bölünebilme olasılığı. E o zaman 5 ile bölünebilen 3 basamaklı sayıları yazıp olayı bitireceğiz. 5 ile bölünebilmede eğer 0 varsa kritik bir noktamız vardı. Hem başa 0 gelemiyor hem sona 0 gelebiliyor. O yüzden ayrı ayrı inceliyorduk. Sona 0 gelmesi durumu ve sona 5 gelmesi durumu. Sona 0 gelirse 1 ihtimal. Sona 0 geldiği için 0'ın üstünü çizdim. O zaman geriye 5 tane eleman kaldı. Bir tanesini yazdım buraya da 4 tane kaldı. Sona 5 tane yazdığım için bir tane eleman var. O zaman 5'in üstünü çizdim. Şimdi yüzler basamağına geliyorum. 5 zaten yazamıyorum. 0'ı da zaten başa yazamıyorum. Buraya 4 tane sayı yazdım. 4 tane sayıdan 1 olsun mesela. 0'ın üstünü açabilirim artık. 1, 2, 3, 4 tane sayı da buraya yazıyorum. Yani 20 burası. 16 da burası. 20 artı 16'dan 36 tane 3 basamaklı sayı vardır. 100 ile 5 ile bölünebilen. E, o zaman bizim tüm durumumuz 100. İstenilen durumumuz 36, o zaman olasılığımız 36 bölü 100 olur. Bunun yüzde kaç olduğunu sormuştu. Cevabımız yüzde 36 olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bakın permütasyon direkt kullanılıyor. Yani onları boşuna öğrenmedik. O öyle sormuyor. Öyle, öyle ÖSYM öyle sormasa bile bunların içinde kullanıyoruz ya. 19'a geldik. Sarışınların Esmerlerden 12 fazla olduğu bir toplulukta rastgele seçilen bir öğrencinin sarışın olma olasılığı 5 bölü 8'dir. Buna göre bu topluluk kaç kişidir? Şimdi bakın sarışın esmer. Sarışınlar esmerlerden 12 daha fazla. X ise X artı 12. Şimdi buradan seçilen bir öğrencinin sarışın olması. İstenilen durum sarışın olması X artı 12. Tüm durumda bütün sınıf mevcudu. X artı 12 sarışın var. X de esmer var. Yani 2x artı 12. Bu oran 5 bölü 8'e eşitmiş. Çünkü olasılık bulduk biz. İçler dışlar yaparak x'i bulmaya çalışalım bakalım. 8 ile x'i çarptım. Buradan 8x artı 12 ile 8'i çarptım. 96 eşittir. 5 ile 2'yi çarptım. 10x yaptı. 5 ile 12'yi çarptım. Buradan da 60. Bu tarafa attım. 2x yaptı. Bu tarafa attım 36 yaptı. Buradan x eşittir 18 geldi. Topluluk kaç kişidir? Bakın 18'i yerine yazarsak 18 artı 12'den 30 tane sarışın. 18 tane de erkek varmış. Bunları topladığımızda bu topluluğun 48 kişilik bir topluluk olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tamam mıdır? Aha sana denklem, aha sana olasılık. Sorarlar mı? Sorarlar arkadaşlar. 20. Oku bakayım. Boyutları birbirinden farklı olan 5 mavi ve 3 beyaz boncuk ipe bir ipe yan yana rastgele diziliyor. Buna göre bu dizilişte herhangi iki beyaz boncuğun yan yana gelmeme olasılığı. Şimdi burada ben size bunların çözüm metodu için şunu söylemiştim. Az olandan gidin az olan kıymetli demiştim. Ama bu soruda az olandan gidince şöyle bir problem yaşıyorsunuz. Ee, beyaz 1, beyaz 2 ve beyaz 3 diyorsunuz. Beyaz 3, Az olanları yazdım. Sonra bunların aralarına mavi atayım diyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı oluyor. Bende 5 mavi var. Burada 4 boşluk var. Yer yetmedi. O zaman tam tersini düşüneceksiniz. Diyeceksiniz ki ben o zaman mavileri yazayım buraya. Mavi 1, hepsinin boyu farklı. Mavi 2, mavi 3, mavi 4 ve mavi 5 diye yazayım buraya. Ve arkadaşlar bunların aralarındaki boşlukları da şöyle belirleyeyim. Kaç tane boşluk var burada? 1 2 3 4 5 6. Şimdi 6 tane boşluğa neyi getireceğim? 3 tane beyazı getireceğim. 6 boşluğa 3 tane beyaz kaç farklı şekilde yerleşir? P 6'nın üçlüsü. 6'nın üçlü permütasyonu şeklinde. Hocam formülsüz söyleyeyim. Söyleyeyim. Beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3 olarak düşün. Beyaz 1, beyaz 2, beyaz 3. Birinci beyazın gelebileceği kaç farklı yer var? 6. Diyelim ki buraya geldi. İkinci beyazın kaç farklı geleceği yer var? 5. De diyelim ki şuraya geldi. Üçüncü beyazın gelebileceği kaç farklı yer var? Dört. Zaten biz şu anda P6'nın üçlüsünü yapmış olduk. Peki beyazları yerleştirdik. Peki arkadaşlar buradaki maviler kendi arasında yer değiştiremez mi? Tabii ki değiştirir hocam. Kaç farklı şekilde? 5 faktöriyel. O zaman çarpı 5 faktöriyel. Biz şu anda ne bulduk? Biz şu anda istenilen durumu bulduk. Ne bu? Hiçbir beyaz, hiç hiç iki tane beyaz boncuğun yan yana gelmemesini bulduk. Şu an bu istenilen durum bölü tüm durum yapacağız. Tüm durum dediğimiz ne ki? Tüm durum dediğimiz 8 tane boncuğun yan yana rastgele dizilmesi. Yani 8 faktöriyel. En genişini düşünüyoruz her zaman tüm durum için. Şimdi 8 faktöriyel demek 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. Bu 5 faktöriyel ile bu 5 faktöriyel gider. Bu 6 ile bu 6 da gider. Bu 4 ile bu 8 gider. Burada 2 kalır. Yukarısı 5'tir. Aşağısı 14'tür. Yani sorumuzun cevabı 5 bölü 14 olacaktır. Bence çok güzel bir soru. Hem permütasyonu, sıralamayı gösteriyor hem de olasılık buldurtuyor. Arkadaşlar ÖSYM işte böyle sorular seviyor. Niye? Çünkü içerisinde iki kazanım birleşmiş. Bazen denklemi birleştirecek, bazen kombinasyonu birleştirecek. Sen şimdi bekle. Dur. Tam sayılar, çift sayılar, tek sayılar her şey var. Her şey var. Sayı basamaklarına kadar her şey var. Şimdi bir sınıfta rastgele bir öğrenci seçildiğinde bu öğrencinin erkek olma olasılığı 1/6'dır. bölü 6'dır. Tamam. Bu sınıftan rastgele 2 öğrenci seçildiğinde birinin erkek, diğerinin kız olma olasılığı 10 bölü 33'tür. Buna göre bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Şimdi öncelikle şunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Şuraya kızlar diyelim, erkekler diyelim. Şimdi erkek olma olasılığı 1 bölü 6 ya. Yani erkeklere eğer biz k dersek bütün sınıf 6 kaymış. O zaman kızlara da 5 k kalır. Yani 1 bölü 6'dan böyle bir oran çıkartabiliriz. Soru diyor ki bu sınıftan 2 öğrenci seçtiğimde birinin erkek olması diğerinin kız olması. İstenilen durum bir tanesinin erkek olması. Yani k kişiden bir kişi seçilmesi çarpı diğerinin de kız olması. Yani 5 k kızdan bir kız bir tane kız seçilmesi. Bu istenilen durum. Yani bunun sonucu 10'muş ama böyle tüm durumu da yazacağız tabi. Tüm durumda nedir arkadaşlar? 6K öğrenciden yani sınıf mevcudundan 2 tanesini seçmek. Bunun sonucunun 10 bölü 33 olduğunu biliyoruz. Hadi buradan işlem yapalım gel. Şimdi K 5K. K çarpı 5K bölü. Arkadaşlar burası 6'nın ikili kombinasyonu. Yani ne yapacağız? mesela 6'nın ikilisini nasıl yapıyorduk? Geriye doğru 2 sefer açıyorduk. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyel. Yani burada 6K çarpı 6K eksi 1 bölü 2 faktöriyel. Yani bölü 2. Eşittir 10 bölü 3. Bakın buradaki bölü 2'yi nasıl atabiliriz buraya? 10 bölü 33. Şimdi şu 2 ile şu 6 sadeleşsin 3. Şu K ile şu K da sadeleşsin. Yukarıda bir tane 5K kaldı. Aşağıda da 3 çarpı 6K eksi 1. Yani 18k eksi 3 kaldı. Eşittir 10 bölü 33. Şimdi arkadaşlar bakın zaten burada işlem yapabilirsiniz tabii ki. Ama şöyle düşünün. 5k 10 ya. K yerine 2 verseniz burayı 10 yaparsınız. 2 verince 36 bölü 3'ten burayı da 33 yaparsınız. Yani direkt k'nın 2 olduğu net bir şekilde gözüküyor. K eşittir 2'ymiş. Bu sınıfta kaç öğrenci vardır? Sınıf mevcuduna 6K demiştik. K yerine 2 yazarsak 6 kere 2'den bu sınıfta 12 tane öğrenci olduğunu söyleyebiliriz. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Yani bir problem sorusunda hem olasılık hem denklem çözme hem permütasyon kombinasyon nasıl sorulur? Aha da böyle sorulur. Karşımıza çıkar mı? Çıkar. 22. Diyor ki bir sınıftaki öğrencilerin %20'si İngilizce, %25'i ise Almanca bilmemektedir. Almanca bilmeyenlerin %70'i İngilizce de bilmemektedir. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin İngilizce bildiği bilindiğine göre Almanca bilmeme olasılığı. İki tane küme çiziyorum. İngilizce kümesi ve Almanca kümesi. Şu altını çizdiğim cümleye çok dikkat edin. Birazdan bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi İngilizce, Almanca. Burada arkadaşlar herhangi bir sayı vermemiş bakın. E, İngilizcede şu kadar öğrenci var, Almanca'da bu kadar öğrenci var dememiş. Zaten olasılık bir oran bulma işlemi olduğu için ben hiç kasmıyorum. Sınıf mevcuduna direkt 100 diyorum arkadaşlar. Yüzdeler üzerinden gidebilmek için. Şimdi %20 İngilizce bilmiyor arkadaşlar. %20. Yani İngilizce bilmeyenler 20 kişi. İngilizce eksi diyelim 20 kişi İngilizce bilmeyen. %25'i de Almanca bilmiyor. Yani Almanca bilmeyen de 25 kişi var. Tamam mı? Şimdi Almanca bilmeyenlerin %70'i İngilizce de bilmiyor. Almanca bilmeyenlerin %70'i. Şimdi şöyle yapalım bakın. Bunların %70'ini falan almaya gerek yok. En dışarıya X desek. Şimdi İngilizce e, bilmeyenler şurası, şurası ve de şurası arkadaşlar. Şimdi İngilizce bilmeyenler 20. E burası X ise demek ki şu boyadığım yere ne kalacaktır? 20 eksi x kalacaktır. Şimdi Almanca bilmeyen 25 kişi. Almanca bilmeyenler de buralar artı x. Burada 25 ise şuraya 25 eksi x kalacaktır. Bak bunu da yazdım. 25 eksi x yazdım. Peki şimdi bu ortaya ne yazabilirim arkadaşlar? Ortaya ne yazacağım biliyor musunuz? Bir sınıftaki öğrencilerin, şimdi bir sınıftaki öğrenciler dediğine göre 25, 20 daha 45... Eksi x eksi x. Eksi 2 x 1 x daha eksi x. 45 eksi x şu anda öğrencilerin bir kısmı. Geri kalanının da 55 artı x olması lazım ki sınıf mevcudunu versin. Yani burası da 55 artı x kesişim kısımları. Peki. Bak bunların hepsini yazdım. Oluşturdum ben şemamızı. Şimdi sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin İngilizce bildiği bilindiğine göre. Normalde sınıf mevcudu 100. Yani bizim tüm durumumuzun 100 olması lazım. Ama İngilizce bildiği bilindiğine göre diyorsa olasılıkta Almanca bilmeyenlerden öğrenci seçerken İngilizce bilenlerden seçmek zorundayım. Çünkü seçilen o öğrenci İngilizce biliyormuş. Yani gidip buradaki x'ten, buradaki 20 eksi x'ten alamam. Benim arkadaşlar bunu nereden almam lazım? Bunu İngilizce bilen kümenin içinden seçmem lazım. Tamam mı? Peki şimdi şu cümle bana soruyu çözdürecek gibi. Almanca bilmeyenlerin %70'i İngilizce'de bilmemektedir. Şimdi Almanca bilmeyenler 25. %70'i 70 bölü 100. E 25 çarpı 70 bölü 100'e bakacak olursam bununla bu sadeleşti. Burada 4 kaldı. 70'i 4'e böleceğim. 17,5. Bakın şeye takılmayın arkadaşlar. 17,5 kişi mi olur? Sınav mevcudan 200 desek burası 35 çıkacaktı. Siz sayılara değil orana takılmalısınız. Yani Almanca bilmeyenlerin 70'i İngilizce de bilmemektedir diyor ya. Aslında bu x'i verdi. Yani x eşittir 17.5. Almanca bilmeyenlerin 70'i İngilizce de bilmemektedir. E İngilizce bilmeyen ve Almanca da bilmeyen x zaten. Bak Almanca bilmeyenlerin İngilizce de bilmemesi lazım. E o x yani ne İngilizce kümesinde ne Almanca kümesinde olacak. Demek ki x kaçmış arkadaşlar? 17,5. Bakın bu kerteden sonra sayıları genişletebilirsiniz 2 ile. Ama gerek yok. x'i 17,5 bulduk. Yazalım buraya. 17,5 bulduk x'i. Şimdi diyor ki bir öğrencinin İngilizce bildiği bilindiğine göre. Şimdi İngilizce bilenler şurası arkadaşlar. 55 ile 75'i topladım. Şey 55 ile 25 topladım 80. Yani tüm durumumuz 80. Bölü Üst kısma Almanca bilmeme olasılığı. Almanca bilmeyenler seçeceğim. Almanca bilmeyenler. Ama İngilizce bilenlerin içinden seçeceğim. Yani 25 eksi x'i alacağım arkadaşlar. E x'imiz 17.5'sa 25'ten 17.5 çıktı 7.5. Cevabımız 7.5 bölü 80 olacak. Şimdi şöyle yapalım. Ne yapalım? 7.5 bölü 80. 2 ile genişletelim. 15 bölü 160. 5'e bölelim. 3, 5'e bölelim. 32. a kendilerinden çıktı zaten. Cevabımız 3 bölü 32. Yani sağlam soru. Aslında bu soruyu e, şeyde de anlatacaktım size. Orada da detayını vereceğim. Koşullu olasılıkta bunun biraz daha detayını anlatacağım arkadaşlar size. Ama bakın küme bilgisi kullanılıyor. Olasılık bilgisi kullanılıyor. Denklem çözme kullanılıyor. Çok önemli. Çok dikkat edin yani. Şimdi diyor ki. Diyor ki, diyor ki, bir kasedeki şekerlerin sayısı çikolataların sayısının x bölü 3 katı, sakızların sayısının ise x bölü 4 katıdır. Bu kutudan alınan bir ürünün şeker olma olasılığı en az kaçtır diyor. Şimdi, şeker, çikolata ve sakız diyelim. Şimdi, o zaman çikolataların sayısına 3, 3 diyelim, az verelim. Şekerlerin sayısı bunun x bölü 3 katı yani x olsun. Buna da 4 diyelim. Bunun da x bölü 4 katı olsun. Bak ne yaptım? Şekerlerin sayısı çikolataların sayısının x bölü 3 katı. Çikolataların sayısını bunun paydası kadar verdim ki çarptığım zaman 3'ler gitsin x kalsın. E, sakızların sayısını da bunun paydasının 4 katı 4'ü olarak verdim ki x çıksın. Ha bunlar katı olarak da verilebilirdi ama en az olasılık sorduğu için arkadaşlar sayıları az tutmaya çalışıyorum. Diyor ki kutudan alınan bir ürünün şeker olma olasılığı en az kaçtır? Şeker olma olasılığı x bölü tamamı yani x artı 7. E x'e burada götürüp 1 verirseniz en az olasılığı bulursunuz. Cevabınız da 1 bölü 8 olur. Gayet kek. Ama şöyle bir baktığınız zaman biraz böyle bir tırsma geliyor değil mi? Bu ne lan falan diye. Şimdi çok güzel bir soru. Yıldızımı atıyorum tam böyle tyt'lik Efşinado testine de böyle yakışırdı. Ama dediğim gibi biraz olasılıkta Efşinado testi esintileri yapmak istedim açıkçası. Diyor ki rakamları sıfırdan farklı olan 3 basamaklı x, y, z, y, z, x, x, z, y doğal sayıları sırasıyla 2, 5 ve 9 ile tam bölündüğü bilinmektedir. Bu koşulu sağlayan tüm x, y, z sayıları farklı kağıtlara yazılıyor ve bu kağıtlar bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kağıdın üzerinde yazan sayının rakamlarının farklı olma olasılığı kaçtır? Şimdi rakamlar sıfırdan farklı. Sırasıyla 2, 5 ile 9'a tam bölünüyor. O zaman x, 5 arkadaşlar. Kesin. Niye? Çünkü ikinci sayının 5 ile tam bölünebilmesi için son basamağının 0 ya da 5 olması lazım. 0 olma şansı yok çünkü rakamlar 0'dan farklı. O zaman 5 olacak. Şimdi o zaman sayılarımızı yazalım. 5, Y, Z. Diğer sayımız Y, Z, 5. Diğer sayımız da Z, 5 ve Y. Şimdi e, şu 2 ile bölünüyor. İlk sayı 2 ile bölünüyor. O zaman Z ne olabilir? 0 olamaz. 2, 4, 6, 8 olabilir. Değil mi? Tamam. 2, 4, 6, 8. Şimdi x, y, z diye bir tablo oluşturalım şöyle. x'in 5 olduğunu biliyoruz. y ve z'ye değerler vereceğim. Şimdi x 5 iken z'ye 2 verdim. x 5 iken z'ye 2 verdim arkadaşlar. O zaman y ne olur? Şimdi x 5 iken z'ye 2 verdiğim zaman şuradaki son sayıya bakarsanız x 5, z 2, o zaman 2, burası 5. Bunun 9 ile la bölünmesi lazım. Buna ne vereceğiz ki 9 ile tam bölünsün? 7, 2 vermemiz lazım. Yani buraya 2 gelebilir. Bu tamam. Şimdi devam ediyorum. X5 iken Z'ye 4 verdim. Z'ye 4 verirsem şurası 4 olursa 9 o zaman Y'nin ya 0 ya da 9 olması lazım. Rakamlar toplamı 9'un katı olacak ki Z5, Y sayısı 9 ile bölünsün. Bak 9 ile tam bölünüyor diyor. E, 0 olamayacağı için 9 olabilir. Yani buraya 9 yazabiliriz hala x'imiz 5. x'imiz hiçbir zaman 5 olmaktan vazgeçmez. z'miz bu sefer 6 olsun. o zaman burası 5 ile 6 olursa 11. y'nin 7 olması lazım ki 11 artı 7'den 18 9 ile tam bölünsün. buraya 7 gelebilir. son olarak arkadaşlar buraya 5 geldi. buraya 8 geldi. z'nin son değeri 8. toplamları 13. 13 olursa arkadaşlar 18 olabilmesi için y'nin 5 olması lazım. burada da 5. bakın torbadan gelen x, y, z'deki kağıdın üzerindeleri sayının rakamlarının yani x, y, z'nin farklı olma olasılığı. Bütün durum bunlar. Yani x, y, z sıralı üçlülerinde x, y, z'nin 4 tane ihtimali var. Yani tüm durumumuz 4. İstenilen durumumuz rakamların farklı olması. Bak birinci durumda rakamlar aynı. İkinci durumda farklı. Üçüncü durumda farklı. Dördüncü durumda aynı. Bak beşler aynı. Burada da ikiler aynı. Yani tüm durumumuz dörtken istenilen durumumuz bu ikisi. Yani 2, 2 bölü 4'ten cevabımız 1 bölü 2. Bence gayet güzel bir soru. Hem içinde bölme bölünebilme var, hem sayı basamakları var, hem de olasılık var. Gayet güzel. Hatta bir şey söyleyeyim mi? 2 yıldızı da hak eder arkadaşlar bu soru. Çünkü ÖSYM artık böyle sorular, böyle klasiye çalan sorular sormayı seviyor. Bunu bir olasılık sorusunda deneyebilir mi? Deneyebilir bence gayet güzel. 25'te devam ediyoruz. Şimdi diyor ki, aşağıdaki şekilde verilen 4 özdeş sarı, 3 özdeş mor ve 2 özdeş kırmızı kupanın her birine kahve doldurulacakmış. Karamel macchiato. Sarı kupalara ard arda kahve koyma olasılığı kaçtır? Şimdi canlarım. Bir kere tüm durumu bulmak istersek tüm durum 9 tane kupa var. 9 faktöriyel bölü ee, sarılar kendi arasında özdeş yani 4 faktöriyel çarpı Morlar kendi arasında özdeş 3 faktöriyel çarpı kırmızılar kendi arasında özdeş 2 faktöriyel. Bu bizim tüm durumumuz. Şimdi istenilen durumu buluyorum. İstenilen durumda sarılara ard arda kahve konulacak. Yani sarıları bir kupa gibi düşün diyor sana. Sarıları bir kupa gibi düşünürsen aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 kupa varmış gibi olur burada. Dolayısıyla 6 kupa kendi arasında 6 faktöriyel yer değiştirebilir bölü artık bunları kendi arasında yer değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Bunlar sarılar bir kupa gibi davranacaklar. Çünkü arda arda onlara kahve koymak istiyorum. O yüzden burada sadece morlar ve kırmızılar tekrar etmiş olacak. 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel. İşte yukarıdaki bizim istenilen durumumuz aşağıdaki de bizim tüm durumumuz olacak. Şimdi eşittirimi koydum. 6 faktöriyel, 3 faktöriyel, 2 faktöriyel. Şimdi 3 faktöriyel 3 çarpı 2 çarpı 2 e, 6 de kaçtır arkadaşlar? 720. Şimdi 720'yi kaça böleceğiz? 12'ye böleceğiz. Değil mi? 4 kere 4, 12. 72'yi 12'ye böldüğüm zaman zaten 6, 60. Yukarı taraf 60 bölü. Aşağı tarafa bakıyorum. 9 faktöriyel. İsterseniz 9 faktöriyeli şöyle bir açalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel bölü 4 faktöriyel 3 faktöriyel 2 faktöriyel 4 faktöriyeller gitti 3 faktöriyel de 6 ile gitti bu 2 ile de 8'i sadeleştireyim 4 yani 9 çarpı 4 çarpı 7 çarpı 5. Bu 5 ile bu 60 sadeleşti 12. Bu 12 ile bu 4 sadeleşti. Burada 3 kaldı. Bu 3 ile de bu 3 sadeleşti 3 kaldı. Yukarıda hiçbir şey kalmadı 1. Aşağıda bir 3 kaldı bir de 7 kaldı. 3 kere 7'den 21. Yani sorumuzun cevabı 1 bölü 21 olacak. Bak, güzel soru. Güzel soru. Tekrarlı permütasyon var içerisinde. Aman ha dikkat et. Tatlı bir soru. 26. Direkt sınav benzeri bir sorudur arkadaşlar. Ama olasılıkta çok daha e, da sağlam şeyler konuştuğumuz için burada temel tanım testini aldım. Normalde bir sınav sorusudur. Diyor ki bir elektronik tartı her ölçümde üzerine konulan ağırlığı %30 olasılıkla gerçek ağırlığından 2 kilogram az. %20 olasılıkla gerçek ağırlığından 2 kilogram fazla. %50 olasılıkla da doğru tartmaktadır. Gerçek ağırlığı sırasıyla 50 kilogram ve 52 kilogram olan iki farklı patates çuvalı bu tartıda birer kez tartılacaktır. Buna göre ölçüm sonucunda patates çuvallarının ağırlıklarının eşit çıkma olasılığı. Hmm. Şimdi biri 50 biri 52 ya ve 2 kilogram az 2 kilogram fazla tartıyor. Şimdi iki tane ihtimal var bak 50 kilogram ve 52 kilogram. Tartım sonucunda bunların eşit çıkmasını istiyorum. Şimdi şöyle olabilir. Birincisini 2 kilogram fazla tartıp ikincisini doğru tartarsak 52'de eşitlenirler. Bu olabilir. Veya birincisini doğru tartıp ikincisini 2 kilo eksik tartarsam yine olabilir. Bak tamam mı? Bu iki ihtimal var. Şimdi bu birinci durum. Bu da ikinci durum. Bunları veya bağlacıyla bağladık. Şimdi birinci durum. Birinci tartının 2 kilogram fazla tartması. Bakıyorum. İkinci durum değil mi? İkinci ihtimal. %20 olasılık. Yani 20 bölü 100. Çarpı daha bitmedi. İkincisini de doğru tartacağım. Doğru tartması %50. O zaman 50 bölü 100. Tamam. Veya dedim ikinci duruma geçiyorum. Bu sefer birinciyi doğru tartması yani 50 bölü 100 çarpı bu sefer ikinciyi yani 52 kilogram olanı 2 kilogram eksik tartması. 2 kilogram eksik tartma ihtimali %30. O zaman buraya da 30 bölü 100 yazdım. Tamam mı? Bu mesele bu ya. Mevzu bu ya. Mevzu bu ya. Bunlar gitti. Bunlar gitti. 2 çarpı 5'ten 10. 10 çarpı 10'dan 100 artı. Bakın beyin de çalışıyor. Yüzde kaçtır dediği için yüzlerden de vazgeçmiyor ha. Yüzlerden ama onlar duruyor. Nasıl şey yapma. Şimdi buradaki sıfırlar gitti. Buradaki sıfırlar gitti. 3 kere 5'ten 15. 10 çarpı 10'dan 100. Topla bunları 25 bölü 100. 25 bölü 100 ne demek canlarım? %25 demek. %25 olasılıkla eşit çıkarlarmış. Gayet ponçik bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Tamam mı? Yıldızımı attım. Önemli bir soruydu. Tekrar ediyorsun. 27. Yine çok güzel bir soru. Çok tatlı. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tatlısın. Güzelsin. şekercimi, Babam senin. Aşağıda üzerlerinde birden 6'ya kadar rakamların yazılı olduğu kartlar düz bir masaya çevrilip karıştırılıyor. Bu kartlardan 2 tanesinde 2 tanesini Aynı anda ters çeviren Zeynep çevirdiği iki kartın üzerinde yazan rakamların aritmetik ortalamasının 3.5 olduğunu söylüyor. Buna göre çevrilen kartlardan bir tanesinin üzerinde bir rakamının yazma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu kartlarda aritmetik ortalamanın 3.5 çıkması için yani bir kartın üstündeki ile ikinci kartın üstündekilerin toplayıp 2'ye böldüğüm zaman 3.5 çıkması için içler dışlar çarpımı yaptığım zaman demek ki x artı y'nin 7 çıkması lazım. Yani kartların toplamının ne olması gerekiyor canlarım? 7 olması gerekiyor. Var mı burada hem fikir miyiz burada? 7 olması gerekiyor. Güzel. Şimdi kartlar toplamının 7 olduğu ihtimallere bakıyorum. 1 ile 6 olabilir. 1 ile 6'yı yazdım. 2 ile 5 olabilir. 2 ile 5'i yazdım. 4 3 ile 4 olabilir. 3 ile 4'ü yazdım. Bunlar arkadaşlar bizim seçeceğimiz ihtimaller. Yani bu bizim tüm durumumuz. Bak. Kartların aritmetik ortalamasının 3,5 olduğunu söylüyor diyorsa bizim evrensel kümemiz yani örneklem uzayımız aritmetik ortalaması 3.5 olan kart çiftlerini kapsar. Yani bunlar. Yani arkadaşlar tüm durumumuz 3. İstenilen durumumuz ne? Kartların bir tanesinin üzerinde bir rakamını yazması. Yok ki arkadaşlar bir tane var. Bak bu diğerinin 2 ile 5, 3 ile 4. Bunlar da 1 yazmıyor. Sadece bir tanesinde yazıyor. O zaman olasılığımız 1 bölü 3 olmalı. Aha da 1 bölü 3'ü şöyle sarının içerisine alayım. Tamam mı? Anlaştık mı? Var mı sorun benim bebeğim? Bebeğim bebeğim bebeğim. Tamam mı? Bu da güzel bir soruydu. Yıldızımı attım bu soruya da ve devam ediyorum. 27'yi hallettik. 28 ile koşuyoruz. Diyor ki iyi misin? Biraz biraz sert bir ders oluyor. Farkındayım ama bitiyor arkadaşlar. Olasılık sonra efişinado sonra son konumuz bitiyor. Ondan sonra bugünleri öyle bir arayacaksın. Gideceksin ki lan biz türeve müreve geçtiğimiz zaman o trigonometri kampları, LTI kampları, soru çözümleri, denemeler diyeceksin ki ne güzel ya keşke olasılık, olasılık temel tanım testinde sıkılan kafama edeyim diyeceksin. O zaman konuşacağız, görüşeceğiz o zaman. İki buçuk saat türev dinleyince böyle beyin, böyle beyin bütün fonksiyonlarını böyle böyle çip takmış gibi olunca ondan sonra görüşeceğiz. Seninle görüşeceğiz. Biraz korkutayım seni. Şimdi diyor ki 5 tane kırmızı, 3 tane yeşil, 3 yalnız 3 değil, 3 tane yeşil, 3 tane yeşil ve 2 tane sarı kravat arasından rastgele 3 kravat seçiliyor. En az ikisinin aynı renk olmasıyla. Bak. En az ikisinin yeşil olması dememiş. Kırmızı olması, sarı olması dememiş. Aynı olması demiş. Biraz işlem var arkadaşlar. Şimdi bakın. Nedir arkadaşlar? ikisinin aynı birinin farklı olması. Kırmızı kırmızı diğer. Sonra yeşil yeşil diğer. Yani başka renk. Sonra sarı sarı diğer sonra kırmızı 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 sonra yeşil 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 sonra sarı 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 çünkü en az ikisinin diyor üçü de aynı renk olabilir en az ikisi ne demek iki tanesi aynı renk ya da hepsi aynı renk şimdi başlıyorum İki tane kırmızı beş kırmızıdan iki tanesini seçtim çarpı geri kalan beş tanesinden bir tanesini seçtim beşin birlisi veya iki tane yeşil üç yeşilden iki tanesini seçtim Geri kalan 7 tanesinden bir tanesini seçtim veya şimdi iki sarıdan ikisini seçtim. Geri kalan 8 tanesinden bir tanesini seçtim veya 3 tane kırmızı, 5 kırmızıdan 3'ünü seçtim veya 3 tane yeşilden 3'ünü seçtim. Bakın arkadaşlar, 3 tane sarı gelme ihtimali yok. Çünkü 3 tane sarı yok. O yüzden onu yazmayacağım. Böyle bir ihtimalimiz yok. Bölü tüm durum. Tüm durum arkadaşlar 10'un üçlüsü. 10 tane var burada bundan rastgele 3 tane seçmek. Hadi bakalım. Şimdi üstlerine yazalım. 5'in ikilisi 10. 5'in birlisi 5. 3'ün ikilisi 1. 7'nin birlisi 7. 2'nin ikilisi 1. 8'in birlisi 8. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit 10. 3'ün üçlüsü zaten 1. E burası 50. Burası 21 71. 71 ile 8'i topladım. 79. 10'u topladım. 89 90. Yukarı taraf 90. Aşağı taraf 10'un üçlüsü 19 10, 8 bölü 3, 2, 1. Bu bununla sadeleşti 4. Bu bununla sadeleşti 3. Yani burası 10 çarpı 3 çarpı 4. Bununla bu sadeleşti. Bununla da bu sadeleşti. Yukarısı 3. Aşağısı 4 oldu. Yani 3 bölü 4. Anlaştık mı? Şimdi bunu şöyle de yapabilirdik arkadaşlar. Diyor ki kravatlardan en az ikisinin aynı renkte olması. Bunu şöyle de düşünebiliriz. En az ikisi aynı renk ne demek? İkisi aynı, biri farklı ya da hepsi aynı. O zaman biz tüm durumdan, tüm durumdan Hepsinin farklı renk olduklarını çıkartsak o zaman bulabilir miyiz? Tüm durumdan hepsinin farklı olduğunu çıkartırsak ya iki tanesinin aynı olduğu ya da üçünün aynı olduğu durumları buluruz. Tüm durum dediğimiz bütün ihtimaller yani on, e, onun üçlüsü bölü onun üçlüsü yani 1 tüm durumumuz. Hani olma olasılığıyla olmama olasılığı tüm durumu veriyor demiştik ya tüm durumumuz 1. İstenmeyen durumumuzda tümden istenmeyeni çıkartıyorum. O da arkadaşlar hepsinin farklı olması. Hepsinin farklı olması nedir? Ee, hepsinin farklı olması şudur. Kırmızı, yeşil ve sarı olması. Üçünün de farklı olması. Yani 5 kırmızıdan birini, 3 yeşilden birini, 2 sarıdan birini seçeceğim. Bölü onun üçlüsü. Onun üçlüsü arkadaşlar 10, 8, 3, 2, 1 ya sadeleşti 3, sadeleşti 4. Yani 10 çarpı 3 çarpı 4 aslında. Bu 3 gitti bu 3 ile. Bu 5 kere 2 de 10 ile gitti. Yani sol taraf 1, sağ tarafta 1 bölü 4 kaldı. 1'den 1 bölü 4'ü çıkartırsam 3 bölü 4. Gördüğünüz gibi daha az zahmetli. Daha kolay. Ama tabii sınav esnasında aklına gelirse, gelirse çok güzel. Gelmezse yapacak bir şey yok. Ama gelsin. Gelsin yani. Çünkü bunu yapmak var. Yani şu 5 4 dakika sürüyorsa arkadaşlar bu. Bu 1 dakika sürüyor. Aradaki 3 dakikayla ben var ya 3 tane problem çözemem. 3 tane çok. 2 tane çözerim ama. Bir temel kavram bir problem diyelim hadi. Orada buluşalım. <laughs> Şimdi 29. soruyla devam ediyoruz. Bu arada 30. soru güzel bir şey 28. soru güzel bir soruydu. Yıldızımı atıyorum. 29'la devam ediyorum diyor ki 3 atın yarıştığı bir yarışta 1. atın yarışı kazanma olasılığı 2. atın kazanma olasılığının 3 katı 2. atın yarışı kazanma olasılığı 3. atın kazanma olasılığının da 2 katıdır. Bu yarışı 3. katın kazan üçüncü katın diyor. 3. atın kazanma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar şöyle diyemez miyiz? 1 2 3. Diyor ki 3. x dersek ee, diyor ki İkinci atın kazan e, ikinci atın yarışı kazanması üçüncü atın yarışı kazanmasının iki katı birincisinde bunun üç katı yani buraya 6 x dedim e bunların hepsi olasılığı vermez mi toplam olasılığı bize yani 9 x eşittir toplam tüm durum birden x eşittir 1 bölü 9 değil midir zaten biz ne dedik bunlara olasılık olarak düşündük o zaman neymiş cevabımız 1 bölü 9 yani dedik ki bir üçüncü atın yarışı kazanma olasılığı x olsun. O zaman ikinci atın 2x. O zaman birinci atın 6x. E bunların hepsi de tüm durumu verir. E tüm durumda 1 zaten. 9x 1 ise x buradan 1 bölü 9. Zaten üçüncü katın atın katın atın <laughs> kazanma olasılığına x demiştik. O da 1 bölü 9 çıktığına göre cevabımız 1, 1 bölü 9. İkinci atın kazanma olasılığı deseydi 2 bölü 9. Üçüncü atın deseydi 6 bölü 9'dan 3 bölü 2 şey 2 bölü 3 diyecektik olasılığımıza. 30. soruya geldik. Hadi bakalım. Bayağı bol bol soru çözüyoruz ha burada. Diyor ki aşağıda 8 birim kareden oluşan şekil verilmiştir. Bu birim karelerden ortak kenara olan 2 kare seçilip boyalıyor. Buna göre boyanan karelerin farklı satırda olma olasılığı. Hmm. Şimdi arkadaşlar bir kere 8 birim kareden oluşan şekilde ortak kenarı olan 2 kare seçilip boyanıyor. Ne demek? Tüm durum demek. Bak. 8 birim kareden ortak kenara olan iki kare seçilip boyanacak. Şimdi ortak kenara sahip kare, ikili karelerin sayısını bulalım. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 10 tane ikili karemiz var ortak kenara sahip. Farklı satırda olması demek arkadaşlar yukarı aşağı boyamak demek. Yani ya şu ikisini boyayacağız ya şu ikisini boyayacağız. Ya şu ikisini boyayacağız ya da şu ikisini boyayacağız. Yani 4 durum var. O zaman 4 bölü 10'dan cevabımız 2 bölü 5. Bazen sadece saydırır arkadaşlar. Yani ne permütasyon kullandırır, ne kombinasyon kullandırır, ne sayma kullandırır. Böyle normal bildiğiniz ee, bakkal hesabı gibi tık, tık 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 sayarsınız bazen. Bazen böyle olur. Bazen böyle sorar ÖSYM. E. ÖSYM'nin sağ solu belli olmaz. Her şeye hazırlıklı olmak, her şeye çalışmak lazım. Şimdi bir özelliğimiz var. Özelliğimiz şu. A ve B E örnek uzayının iki olayı olsun dedik. B olayının gerçekleşmiş olması halinde A olayının gerçekleşmesi olasılığına B'nin A'ya bağlı, B'nin A'ya bağlı koşullu olasılığı denir. Koşullu olasılığı denir. Tamam mı? Şimdi ne anlama geliyor koşullu olasılık? Gel ben sana anlatayım hemen şurada. Şimdi bak, bir zar havaya atılıyor. Zarın üst yüzüne gelen sayının 5'ten küçük olduğu bilindiğine göre 2 gelme olasılığı. Şimdi Zar üst yüzü atıldığında normalde 30 al e, bir zar değil mi? Bir zar üst e, havaya atıldığında üst yüzüne gelen sayı zaten 6 tane olabilir. Başka olamaz, 6 tanedir. Şimdi bu 6 tane normalde bizim tüm durumumuz ama Bak, zarın üst yüzüne gelen sayının 5'ten küçük olduğu bilindiğine göre diyorsa sana şu mesajı veriyor. Tüm durumun artık 6 değil kardeşim. Çünkü ben zarın üst yüzüne 5'ten küçük geldiğini biliyorum. Senin artık 5'ten büyük olanlar tüm durumuna giremez. Yani o olasılığı oradan seçemez. Peki 5'ten küçük kaç var? 4, 3, 2, 1. Yani senin tüm durumun artık 4. 6 değil diyor. Bilindiğine göre yapıldı yani bilindiğine göre gerçekleştiğine göre gibi bağlaç şeylerde cümle sözcük öbeği mi diyoruz artık? Bunlarda koşul olasılık var. Şimdi 2 gelme olasılığı e, 4, 5'ten küçük 4 3 2 1 2 gelmesi bir tane. O zaman cevabımız 1/4. Bunu söylemeseydi 2 gelme olasılığı 1/6 idi. Ama 5'ten küçük olduğu bilindiğine göre diyorsa o 2'yi 6 tanesinin değil 4 tanesinin içinden seçtiğinden dolayı tüm durumun 4, istenilen durumun 1. O zaman 1 bölü 4 olacak. Tamam mı? Şimdi buraya bak. Burada direkt anlayacaksın. Bir çift zar atılıyor. Normalde 36 tane tüm durumumuz olur. Bir çift zar atıldığında. Zarların üst yüzüne gelen sayıların toplamının 8'den büyük olduğu bilindiğine göre o zaman koşullu olasılık tüm durum değiştiği. Toplamının 2 ile bölünebilme olasılığı. Şimdi üst yüzüne gelen bir sayı x olsun bir sayı y olsun. x artı y toplamının 8'den büyük olacakmış. Şöyle büyüktür 8. Şöyle. Şimdi başlıyorum. O zaman x'e bir tanesine 1 veremem. Öbürü 6 olsa bile 8'den büyük olmaz. 2 de veremem. 6 olsa 8'e eşit olur. 8'den büyük diyor. O zaman 3 verip 6 verebilirim. 4 veririm. 5 veririm. Olur. Ee, şöyle sırayla gidelim isterseniz. Şimdi 3, 6 başka var mı? Yok. 3-6'dan başka yok. 4'e geçelim. 4-4 olmuyor. 4-5 olabilir. 9. 4-6 olabilir. 10. 5'e geçtim. 5-3 olmuyor. 5-4 olabilir. 9. 5-5 olabilir. 10. 5-6 olabilir. 11. Şimdi 6'ya bakalım. 6-2 olmuyor. 6-3 olabilir. 6-4 olabilir. 6-5 olabilir, 6-6 olabilir. İşte yeni tüm durumumuz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tüm durumumuz 10. İstenilen durumumuz toplamının 2 ile bölünebilmesi. Yani sonucun çift olmasını istiyor. 3-6 daha 9 olmaz. 9 olmaz, 10 olur. 9 olmaz, 5 artı 5, 10 olur. 11 olmaz, 6-3 daha 9 olmaz. 6 4 daha 10 olur. 6 5 daha 11 olmaz. 6 6 daha 12 olur. Kaç tanesi oluyor? 1 2 3 4 tanesi oluyor. O zaman cevabımız 4/10'dan 2/5 çıkar. Anlaştık mı? Tamam mı? Olayı anladınız değil mi? Şimdi neden tüm durumun değiştiğini, ne zaman tüm durumu değiştirmeniz gerektiğini bence anlamış olmalısınız. 33. soruya geçiyoruz. Biraz alanına tecavüz etmişiz ama yapacak bir şey yok. Şimdi 33'te diyor ki bir kutuda 4 mavi, 3 tane siyah ve 5 tane sarı kalem vardır. Bu kutudan aynı anda 2 tane kalem seçiliyor. Seçilen kalemlerin ikisinin de aynı renkte olduğu bilindiğine göre ikisinin de sarı olma olasılığı. Şimdi normalde bizim tüm durumumuz Buradaki 7 5 daha 12 kalemden 2 tanesini seçmek. Yani 12'nin ikilisi olmalıydı. Ama seçilen kalemlerin ikisinin de aynı renkte olduğu bilindiğine göre diyorsa demek ki tüm durumumuz değişecek. Ne olacak? Seçilen 2 iki kalemin ikisini de aynı renk yapacağız. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ya ikisi de mavi, ya ikisi de siyah ya da ikisi de sarı. Yani 4'ün ikilisi, tüm durumu yazıyorum şu an yeni tüm durumu veya 3'ün ikilisi veya 5'in ikilisi. Bu bizim tüm durumumuz. Üstene ne yazacağım? İkisinin de sarı olması. Sarı kaç tane? 5 tane. O zaman istenilen durum 5'in ikilisi. Bitti. 5'in ikilisi 10. Yazdım yukarıya. 4'ün ikilisi 6. 3'ün ikilisi 3. 5'in ikilisi 10. 10. 9 daha 19. Cevabımız 10 bölü 19 çıkacak. Tamam mı? Peki şu soru güzeldi bu arada. 33 de, 32 de, 33 de güzeldi. 34'e geldik. Şimdi ne diyor bakalım bize? Bayağı soru çözdük bugün ha, değil mi? 34, 15'ten başladık. 20. sorumuzu deviriyoruz valla. Biraz temel tanım testinde olasılıkta fazla soru çözmek istedim. Yoksa şu an çoktan bitmişti. Yani ee, artık bunu söylememize gerek yok, değil mi? Bir TYT kampında, YouTube'daki bir TYT kampında çözülecek soru sayısının çok çok daha fazlasında soru çözüyoruz ki her şey yerli yerine otursun. Şu TYT'yi başladığınız gibi bitirin, bir daha da geri buralara dönmeyin arkadaşlar. Onun için. Şimdi 34. Rakamları farklı iki basamaklı doğal sayılar kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Bu torbadan rastgele seçilen bir kartın üstünde yazan sayının 70'ten büyük olduğu bilindiğine göre seçilen bu kartın üstündeki sayının 5 ile tam bölünme olasılığı. Şimdi arkadaşlar bakın bir kere tüm durum değişiyor. Çünkü diyor ki 70'ten büyük olduğu bilindiğine göre bu iki basamaklı rakamları farklı doğal sayının. O zaman 71'den 99'a kadar kaç tane sayı olduğunu bulalım. Son terim 99, ilk terim 71, artış miktarı 1 artı 1. 28 bir daha 29. Yalnız bak buradaki 29'da rakamları aynı olan 3 tane sayı var. 77, 88 ve 99 rakamları farklı diyor. Buradaki 3 sayıyı buradan çıkartalım. Yani 70'den 99'a kadar 71 hariç 70'ten büyük 2 basamaklı rakamları farklı 26 tane sayı var arkadaşlar. Bu 26 tane sayıyı yazdık değil mi? Bu 26 tane sayı bizim tüm durumumuz oldu artık bilindiğine göre seçilen bu kartın üstündeki sayının 5 ile tam bölünebilme olasılığı. Yani rakamları farklı. 71'den 99'a kadar 5'in katı kaç tane sayı var? 75, 80, 85, 90 ve 95. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. Yani sorumuzun cevabı 5 bölü 26 gelmiş olacak. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş alışıyoruz hocam olasılığa. İyi hadi bakalım. Şimdi geldik buraya. Diyor ki aşağıda bir çember ve bu çemberi iki farklı noktada kesen bir doğru parçası verilmiştir. Şekilde gösterilen 7 noktadan bir tanesi seçiliyor. Seçilen bu noktanın doğru üzerinde olduğu bilindiğine göre çember üzerinde bir nokta olma olasılığı. Arkadaşlar bu seçilen 7 noktadan e, doğru üzerinde olanlar kaç tanedir? 5 tanedir. O zaman bizim istenilen durumumuz 5. E bunun noktanın ee, çember üzerinde olması çember üzerinde bu seçtiğim 5 noktadan bak bu iki noktayı almıyorum doğru üzerindeki doğru üzerinde seçilen noktanın doğru üzerinde olması lazım yani doğru üzerindeki 5 noktadan çember üzerindeki noktaları bulmam lazım o da budur ve de budur. Yani istenilen durum 2'dir. Sorumuzun cevabı da 2 bölü 5'tir. Yani çoğu kişi şu 2'yi de dahil edip 4 bölü 5 yapar. Halbuki bu F ile G'yi alamazsınız. Çünkü seçilen noktanın doğru üzerinde olduğu bilindiğine göre diyor. Onlar doğru üzerinde mi? Değil. Değil mi? İndim 36'ya. Maliye. Bu aralar maliye ile başımız biraz dertti arkadaşlar. Maliye kelimesinin harfleriyle oluşturulan tüm kelimeler kartlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbadan çekilen bir kartta M ile başlayan bir kelime yazdığı bilindiğine göre bu kartın maliye yazan bir kart olma olasılığı. Şimdi maliye yazılan bir kart olma olasılığı bir tane zaten. Burada istenilen durum bir arkadaşlar. Maliye kelimesi yazacak. Bitti. İstenilen durum bir. Burada tüm durumu çözersek soruyu çözeceğiz. Bir bölü paydaya ne geliyor? Tamam bu. Şimdi. M ile başlayan bir kelime yazıldığı bilindiğine göre diyor. M ile başladım. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6. M yazdığıma göre 5 harf yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. M'yi sildim. Ali'ye yazacağım buraya. Tekrar eden harf yok. O zaman direkt 5 faktörel arkadaşlar. 5 faktörel yer değiştirir. M ile başlayan 5 faktöriyel kadar kelime vardır burada. O zaman 1 bölü 5 faktörelde 120 olduğu için cevabımız 1 bölü 120 yapar. Tamam. 37. Diyor ki 25 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin 12 tanesi erkekmiş. Kızların 4'ü ve erkeklerin 8'i gözlüklüymüş. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olduğu bilindiğine göre gözlüksüz olma olasılığı. Tablo yapacağız arkadaşlar. Tablomuzu hemen çizelim. Şöyle ayıralım, şöyle ayıralım, şöyle ayıralım ve şöyle ayıralım. Şimdi diyelim ki kızlar, erkekler G artı gözlüklüler, G eksi gözlüksüzler. 12 öğrenci erkek diyor. O zaman erkek sayısı 12 ise kız sayısı 13, 25 kişi var. Kızların 4'ü gözlüklüymüş. O zaman 13 kişi olduğu için 9'u gözlüksüz. Erkeklerin 8'i gözlüklüymüş. 12 kişi olduğu için 4'ü gözlüksüz. Bu sınıftan seçilen bir öğrencinin erkek olduğu bilindiğine göre. O zaman arkadaşlar erkekler kaç kişi? 12 kişi. O zaman tüm durumumuz kaç olacak? 12. Gözlüksüz olma olasılığı. Bak kızlardaki gözlüksüzleri seçemezsin. Erkek olduğu bilindiğine göre diyorsa erkek olan gözlüksüz bizim için istenilen durumdur. Yani 4'tür istenilen durum. 13 değildir. Cevabımız da 4 bölü 12'den 1 bölü 3 yapacaktır. Tamam buraya dikkat edelim. İndim bir aşağıya. 38 bitiriyoruz. Değil mi? Bitiriyoruz. Doğa yukarıdaki çarkı 2 defa çevirip gelen 2 sayıyı çarpıyor. Bu çarpımın asal olduğu bilindiğine göre Bu sayıların toplamlarının da asal sayı olma olasılığı kaçtır? Arkadaşlar iki çarpım asalsa Bir tanesi mutlaka 1 olmak zorundadır yani Doğa bu çarkı çevirdiğinde bir tanesi kesinlikle 1 olacak Diğeri de kesinlikle asal olacak çarpımın asal olması için Yani 1 çarpı 2 olabilir 1 çarpı 7 olabilir 1 çarpı 11 olabilir. Bir de 1 çarpı 19 olabilir. Bunlar asallar. Kaç tane ihtimali varmış doğanın? 4. Diyor ki bu 4'ünden toplamlarının asal olduğunu bul diyor. 2 1 daha 3. 1 7 daha 8. 11 1 daha 12. 1 19 daha 20. Değil 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 asal. Kaç tane? Bir tane. O zaman cevabımız 1 bölü 4. Bitti. Bununla beraber de olasılığı temel tanım testini bitirmiş olduk. Yalnız bayağı soru çözdük arkadaşlar. Ee, burada şu 34. soruyu da tekrar şey 34 diyorum 33. soruyu hatta 34 de güzeldi ama 33'ü yıldız atmak isterim. Ee, yıldızlattığım soruları mutlaka ama mutlaka ama mutlaka sonradan deneyin arkadaşlar. Çok güzel sorular çözdük. Yani aslında size olasılıkla ilgili bayağı bir şey anlattım. Buradan sonraki Ado testi tamamen bu işin kaymağı Çileği olacak yani meyvesi olacak yani üstüne konulmuş hani pastanın üstündeki meyve o olmasa da pastayı yersin ama onunla böyle o kivinin o böyle bir pis böyle bir kremaya bulaşmış şey vardır. Böyle bir onu bir yalarsın önce sonra kivi yersin böyle bir tuhaf olursun ya. Aynı bu buradan sonraki Efficinado testi videosu öyle olacak arkadaşlar. 65. günü de böylece bitirmiş olduk. Bence güzel verimli keyifli bir ders oldu. 65. güne geldim tikimi atıyorum. Ve olasılığın temel tanım testini de bitiriyorum. Kampımızın son 5 gününe ya girdik. Olasılığın efşinado testlerinde baya güzel sorular var. Onu öncelikle söyleyeyim. Yani her bir soru sınav adayı ya da sınavın üstünde çıkacak sorular olacak. O yüzden çok iyi bir şekilde dinlemenizi yine burada yıldızlatacağım sorular var. Bunları da iyi anlamanızı istiyorum. Yarın olasılığı bitirerek arkadaşlar son bir konu bırakıyoruz. O da zaten fonksiyonlar. Dediğim gibi fonksiyonlar hemen biter. Bakın söyleyeyim size. Tık 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 hemen geçer. Yani olasılık bitti mi artık yavaş yavaş kampımız bitime doğru geliyor. Neler hissediyorsunuz bilmiyorum. Ben heyecanlıyım. Kamp biteceği için heyecanlıyım. Çünkü TYT kampı bitecek. AYT kampı başlayacak. Çok farklı bir sevüren, serüven sevüren, serüven sonra geometri kampı girecek. Sizler de yorumlara bir yazın bakalım. Ne hissediyorsunuz? Şu anda hissiyatınız neler? Böyle dolu mu hissediyorsunuz? Güvensiz mi hissediyorsunuz? Özgüveniniz yüksek mi hissediyorsunuz? Bunların hepsi benim için önemli. Çünkü ben burada ne yapıyorsam tabii ki kendim için değil, ben bunların hepsini zaten yapabiliyorum biliyorum. Bunları yapıyorsam sizler için yapıyorum. Dolayısıyla benim en önemli kriterim sizlerin bu derslerden verim almanız. Aldığınızı düşünüyorum ama e, olumlu olumsuz ne varsa yorumlara da yazabilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yani 66. günde olasılık Eficinado testinde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.